Gazeteci Defne Kaman işte yüzyılın bu en sıcak yazının ortasında çok sıcak bir salı gecesi Kadıköy'den 20.45'te kalkan Barış Manço vapuruna binerken görüldü. Aslında iskeleye gelişiyle vapura binişi arasında yarım saatten fazla zaman olduğu Mobese kayıtlarında tespit edildi. Ancak o sürede ne yaptığı ve neden bir önceki 20.15 vapuruna binmediği konusu karanlıktı. Olay yeri inceleme ekibinden polisler onun iskeledeki bir gazete bayinden Penguen, Uykusuz ve Leman dergileriyle yarım litre su aldığını öğrendiler. Türkiye'de siyasi mizah dergileri dışında pek siyasi muhalefetin olmadığı 21. yüzyılın en sıcak yazında bu dergileri alan herkes dikkat çekiyordu. İskeledeki gazete bayisi Defne Kaman'ı her gün vapurla karşıya geçerken gazete ve su satın alıp gazete satışları hakkında sorular soran Kızıl saçlı, çilli, melek gibi bir kadın olarak hatırlıyordu.